Arkadaşlar herkese merhabalar. İnanılmaz heyecanlıyım bugün çünkü sizin çok ama çok istediğiniz, benim de bayılarak yaptığım ve bayılarak yediğim yemek, efendim sofraların şahı, zeytinyağlıların şahı, bugün zeytinyağlı biber dolması yapacağız. İddia ediyorum, eğer biber dolmamı yaparsanız çok başka bir aşamaya geçeceksiniz. Sizin yaptığınız biber dolması artık biber dolması olmaktan çıkacak ve mükemmel biber dolmasına dönüşecek. Yiyenler bayılacak, tarif arayacaklar, tarif soracaklar. Size tarifini vermeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki Rıfat Tuttaş'ın YouTube kanalı var. Çocuk tatlı, sevimli bir çocuk. Mutfağı da iyi biliyor. Ondan sonra biraz sakar ama iyi yemek yapıyor. Benim adresimi vereceksiniz. YouTube'dan beni takip edecekler, öğrenecekler efendim. Böyle yapacağınızı umuyorum efendim. Şimdi malzemelerimiz neler? Birincisi dolma çok karıştırılıyor. Zeytinyağlı dolmayla etli dolma yani çok fazla karıştırılıyor. Salça kullanımı biliyorsunuz bizim ülkemizde çok çok yaygın. Fakat Ege mutfağında çok fazla salça kullanılmaz. Hatta hiç kullanılmaz da diyebilirim yani. Tabii kullanıldığı yerler var da. Ben de çok salçayı ayılıp bayılan bir insan değilim. Ama etli biber dolması ve etli herhangi bir dolma yapacaksam muhakkak salça kullanırım. Fakat zeytinyağlı dolmanın içerisine ister sarma yapın, ister biber dolması, ister patlıcan dolması, zeytinyağlı dolmaya salça girmez arkadaşlar. Salça etli dolmalara girer. Çünkü etli dolmalar daha çok Anadolu ve Doğu'da yapılır. Orada da yoğun miktara salça kullanımı vardır biliyorsunuz. Orada kullanılır ama Ege usulü zeytinyağlı biber dolmasında salça kullanmayacağız. O yüzden bugün salçalı tarif, yani salçalı dolma tarifi isteyenlere özür dileyerek diyorum ki başka bir videoya geçiniz efendim. Şimdi malzemelerimi sayıyorum arkadaşlar. Dolmalık biberim var. Dağ gibi hunharca soğanım var. Ve soğanları bakın dikkat ettiyseniz yemeklik kesmedim. Şimdi sarma yaparken yemeklik kesiyorum. Dolmada böyle iri iri piyazlık kesiyoruz soğanlarımızı. Ve her bir bardak pirinç için 2-3 arası soğan. O kadar çok soğan yani. Çünkü eski ustalar derler ki ne kadar çok soğan o kadar lezzetli dolma. O yüzden bolca soğanım var. Pirincim var. Pirincimi yıkadım, süzdüm, iyice kuruttum. Ondan sonra şöyle limon dilimlerim var. Yeni baharım var. Kuş üzümüm var arkadaşlar. Karabiberim var. Pul biberim var. Tarçınım var. Bir de nanem var ama nanemi masanın üzerine koymamışım. Şan fıstığım var. Arkadaşlar şan fıstığı kullanmak zorunda değilsiniz. Çünkü biliyorum çok ama çok pahalı. Değer mi değmez mi? Dolma yapıyoruz 40 yılın başı. Dolmaya değer ama hani kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Bir de kuru nanem var. Baharatlarım bunlar. Bazım soğan zaten. Soğan ve pirinç. Limonum var. Bir de şurada benim bir gizli bir malzemem var. Rıfat'ın mükemmel biber dolmasının püf noktası bir ürün var burada, bir malzeme var. Bu malzemeyi daha önce asla duymadınız. Bu malzemenin biber dolmasında kullandığına hiç şahit olmadınız daha önce. İlk defa benden duyacaksınız ve çok şaşıracaksınız. Şimdi bunu söylemiyorum. Pişirme aşamasına geçtiğinde söyleyeceğim. Şok olacaksınız. Ama şimdi bunu buraya koyuyorum, bu malzememi. Biraz gizem yaratıyorum, rating yaratıyorum. Başlıyorum efendim. Zeytinyağım tabii ki bolca. Bir tencereye arkadaşlar bolca zeytinyağımı döküyorum. Bolca, korkmayın. Biber dolması yapıyoruz. Yağdan kısacak halimiz yok. Yağ koyduğum tencere içinde bütün soğanlarımı koyuyorum arkadaşlar. Bak gördün mü? Neredeyse şu anda tencerenin yarısı soğan oldu. Hiç korkmayın. Koyduk. Şöyle hiç kalmasın. Ondan sonra birazcık, nerede tuzum? Burada. Soğanlara birazcık tuz koydum ki erken pişsinler diye. Ondan sonra şu limonlardan bir dilimini alıp bir dilimini bunun içine attım. Bunu bu şekilde yüksek ateşli ocağa alıyorum. Ve şu gördüğünüz yarıya kadar doluydu ya, çeyreğe ininceye kadar, yani böyle 1-2 dakika değil, soğanlar iyice böyle artık kavrulacak. Hatta soğanların şu kıyı kısımları, şu kısımlar hafiften yanmaya başlayıncaya kadar soğanlarımı yağda kavuruyorum. Hadi kavuralım. Evet arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi artık soğanların böyle sağı solu, kıyısı köşesi böyle yanmaya başladı. O kadar uzun süre pişirdik. Limon içinde darmadağın oldu. Şu darmadağın olan limonu ben çıkarayım içerisinden. Şöyle limon işlevini gördü. Gördüğünüz gibi bu kadardı. Buraya kadar indi. Güzelce kavruldular. Evet, soğanımız bu yani kıyıları köşeleri yandıktan sonra, artık hafiften karamelize olmaya başladıktan sonra, bakın gördüğünüz gibi burada şan fıstıklarım vardı. Onları bir tavada böyle bir cozurdattım.
Onları içine alıyorum arkadaşlar. Güzelce karıştırıyorum. Ondan sonra sıra geldi naneye. Ölçüler, bu arada aşağıda tam ölçüler var arkadaşlar. Aşağıda ölçülere sahip bakabilirsiniz. Bolca nane koyuyorum. Naneyi sever dolma. Ondan sonra kuş üzümlerim vardı. Kuş üzümlerimi koyuyorum. Yine karıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 2 dakika daha iyice artık özdeşleşene kadar pişirmeniz gerekiyor. Evet, iyice özdeşleştiğine göre artık yeni baharını koyabilirim. Şöyle yeni baharını koyuyorum bolca. Koyduğum yeni baharın 3'te 1'i kadar, yeni bahar ne kadar koyuyorsanız onun 3'te 1'i kadar da tarçın koyuyorum. Çok tarçın koymayın, direkt tadını bozar. Hiç de güzel olmaz yani. Bakın şöyle artık rengi iyice karardı gördüğünüz gibi. Artık pirinçlerimi içine ekleyebilirim arkadaşlar. Yıkanmış kurutulmuş pirinçlerim vardı, onları ekliyorum. Şöyle pirinçlerle beraber bu şekilde arkadaşlar, öyle 1-2 dakika değil de bu şekilde pirinçlerinizi kırmadan yaklaşık 5-6 dakika boyunca bu şekilde kavuruyoruz. 5-6 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, ocağımda pirinçlerim ve soğanlarım kavruluyor. Hatırlarsanız ne demiştim? Sürpriz bir malzemem var demiştim. Benim bir püf noktam, kimsenin yerken anlamadığı ama tadını böyle ufak bir tadını, bunun ne böyle bir şey var, ne var bunun içinde Allah aşkına dedikleri böyle bir malzeme. Hazır mısınız? Çok şaşıracaksınız. Ta 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 ta. Közlenmiş patlıcan arkadaşlar. Dolmayı özellikle yazın yapıyorsam eğer muhakkak içine közlenmiş patlıcan koyarım. Patlıcanı közlerim, kabuğunu soyarım. Ondan sonra bir tabağın içerisinde böyle çatalla incik cincik oluncaya kadar ezerim. Ve bunu dolmamın içinde kullanırım arkadaşlar. Artık siz de benim püf noktamı biliyorsunuz. Çok değil yani, böyle iki bardaktan yapılan dolmaya bir tane patlıcan yetiyor arkadaşlar. Bu bir de böyle bir arada tutmasını sağlıyor. Ben çünkü böyle kum gibi dökülen dolmanın içinde kum gibi dökülen hiç sevmiyorum. Böyle biraz löp olacak, yağlı olacak, böyle tok tok olacak, böyle bol soğan falan. Bu ona da katkı sağlıyor. Ama çok iyi ezmeniz gerekiyor. Ezmezseniz ağza gelir. Ben şöyle iyice bakın ezdim bunu. Şimdi bu ezdiğim patlıcanları tavamın içine, yani tencerenin içerisine ekleme vakti. Hadi ekleyelim. Evet arkadaşlar, pirinçler, soğanlar hepsi bakın çok güzel kavruldular şu anda. Kum kum ayrılıyorlar. Yani bu iyice kavruldukları anlamına geliyor. Şimdi bu kavrulan ürünlerin içerisine hatırlarsanız patlıcanım vardı, onu dahil ediyorum. Şöyle bir iki karıştırıyorum. Patlıcanı bir yediriyorum içlerine. Bakın hiç kayboldu gitti, fark edilmeyecek bile ama lezzete, o patlıcanın nikotinli kokusu, topraksı kokusu dolmaya inanılmaz güzel bir aroma veriyor arkadaşlar. Evet. Artık kavruldu arkadaşlar her şeyimiz. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Bire bir ölçü değil, bire yarım ölçü. Koyduğunuz pirincin yarısı kadar su koyuyorsunuz. Çünkü dolmanın içinde pirinçler pişeceği için pirinçleri yarı pişiriyoruz. Ben 1,5 bardak, 1,5 bardaktan biraz daha fazla pirinç kullanmıştım. O yüzden 1 bardak su kullanıyorum. Şöyle içine atıyorum. En kısa alıyorum arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Düzlüyorum şöyle. Ve kapağını... Kapağımı kapatıyorum. Bu böyle kısık ateşte 5 dakika boyunca pişecek. 5 dakika sonra altını kapatacağım. 10-15 dakika demlendireceğim. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok ılınmasını bekleyemedim. Siz lütfen biraz daha ılınmasını bekleyin iç harcınızın. Ilınsın, ondan sonra doldu. Benimki daha dumanı... dumanın üstünde çok güzel kokuyor. Şöyle çok değil arkadaşlar, bir lokmacık içine maydanoz koyacağım. O da neden biliyor musunuz? Biraz böyle ekşimsi, hani biraz böyle tazelik versin diye. Çünkü her şey pişik ya içinde. Şöyle karıştırıyorum. Tamam. Şimdi iç harcını bütün püf noktalarıyla beraber anlattım. Sıra geldi şimdi biberlerimize. Biberlerimizin içine alıp bir tepsiye borcama dizmiştim. Genelde dolma ocakta yapılıyor biliyorum ama ben fırında yapmayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü
üst üste koymayı hiç sevmiyorum. Dolmada da sarmada da. Eğer tencerede yaparsanız hani şöyle bir tencereniz varsa yapmanız mantıklı. Çünkü böyle tencerede, böyle tencerelerde olmuyor. Üst üste konunca alttaki hamur gibi oluyor. Hiç güzel olmuyor. O yüzden tepside hepsini tek sıra halinde daha fazla yaparsam büyük tepsilerde yapıp fırına atarak pişiriyorum. Bence daha lezzetli oluyor. Tamamdır. Şimdi biliyorsunuz biberin arkadaşlar böyle acımsı, sasımsı bir tadı vardır biberin. Onu tatlımsı bir şeyle çözmemiz gerekiyor. O yüzden vereceğim ikinci püf noktası şu arkadaşlar. Bir kabın içerisine nar ekşisi koydum. Birazcık böyle içlerine, biberlerin içlerine arkadaşlar nar ekşisi süreceğim. Böyle. Şöyle içlerine. Neden bunu yapıyorum? İşte o sasılığı gitsin diye yapıyorum. Hiç çok da sürmenize gerek yok da birazcık böyle sürebilirsiniz arkadaşlar. İyice içine kadar gitsin. Pirince hazırlansınlar. Şöyle. Şunu da içine sürelim. Hepsinin içlerine çok fazla olmamak kaydıyla nar ekşisi sürüyoruz. Nar ekşiniz yoksa evde birazcık şöyle çok hafiften bir toz şeker atabilirsiniz içine. O yavanlığını alsın diye. Fazla değil. Fazla atarsanız tatlı olur çünkü. Az bir şeycik atacaksınız. Ondan sonra şöyle hepsini ben sürmüş olayım. Evet. Şu ikisi kaldı galiba. Girmedi içine. İçine girmedi. Evet, üstlerine de sürebilirsiniz. Üstteki o yavanlığı da alır. Hafif şekerimsi. Hem kızarmasına da yardımcı olacaktır. O yüzden üstüne de sürün arkadaşlar. Evet, bu da ikinci püf noktamızda. Şimdi geldi iş doldurmaya arkadaşlar. Böyle daha büyük bir kaşıkla, daha küçük bir kaşıkla. Soğuduğunda ben bunu elimle yapıyorum bu arada. Ama şu an sıcak olduğu için mecburen kaşıkla yapacağım. Şöyle hepsinin içlerini arkadaşlar bol bol dolduruyorum. Bunu çiğden yapmış olsaydık az doldurmamız gerekecekti. Çünkü çiğ pirinçle yaptığınız zaman ve içini çok fazla doldurursanız, bastırırsanız patlıyor. O yüzden çok doldurmamak gerekiyor. Ama ben zaten piştiği için dolmalarım gayet bol bol içlerine koyabilirim ki ben bol bol seviyorum. Dolma yerken biber yemek istemiyorum. Dolma yemek istiyorum. İçi böyle dolu dolu olacak, pirinçli olacak ve kestiğinde içinden yağ akacak. Benim çenem düştü arkadaşlar. Ben şunları bir 2 dakika doldurayım. Sizi de sıkmayayım. Doldurayım bunları. Tekrar görüşelim birazdan. Evet arkadaşlar. Doldurdum. Hatta içim biraz fazla kaldı. Onları da kalmasın diye kırmızı biber içine attım. Hepsi doldu arkadaşlar. Şöyle son bir biraz şöyle bir tuz gezdiriyorum üstlerinden. Ondan sonra domatesle kapatıyorum ben. Kendi kapağı çünkü yenmiyor bir dolmanın. Bir anlamı da olduğunu düşünmüyorum. Yani kapağını ayır da kıyıya koy da kalan kısmı ye de o olayı pek sevmediğim için domatesle kapatmayı tercih ediyorum üstlerine. Şu büyük bunu böyle büyük bir dolmanın içine koyalım. Yani görüyorsunuz kapak yapacağım domatesi bile kocaman kesiyor. Can çıkar, huy çıkmaz arkadaşlar. Şöyle bir güzel kapatalım. Evet. Neden tuz koydum biliyor musunuz? Domatesler tuzsuz diye. Şunu kapatalım. Ay domatesler de hiç güzel değilmiş yani. Şöyle. Bunu da kapatalım. Tamam. Evet, biberler doldu. Şunu da şöyle kırmızı biber koyayım. Bunu da bak kabuğunu kendisi atıyor yani. Evet. Tamamdır. Biberlerimin hepsini doldurdum. Şimdi ne yapacağım? Hemen söylüyorum. Geliyorum. 22. Şöyle kalan 3 dilim limonum vardı arkadaşlar. Alelade böyle rastgele
Onları da koyuyorum. Ondan sonra birazcık suyuna kırmızılık versin diye pul biber ekliyorum arkadaşlar. Çok değil, az. Ondan sonra dibine su koyuyorum. İçerisine sokmayın yani, pirinçlere değmesin. Pirinçler çünkü buharla pişecekler. Şöyle yeterli mi? Yetmez. Bakın, kullandığınız kabı eğer tamamen kaplıyorsa dolma, nereden bakarsanız şöyle yarıya kadar gelmesi lazım. Hatta yarıyı bir tık bile geçebilir. Bu su bana az geldi. Biraz daha su koyacağım arkadaşlar. Geldi. Tekrardan sıcak su koyuyorum. Dediğim gibi pirinçlere değmiyor. Değmemesi lazım. Bakıyorum. Yeterli gibi ama nasıl diyeyim size, şu kadarcık daha koyacağım. Evet arkadaşlar, biraz daha koyuyorum. Bakıyorum yeterli. Tamam, tam geldi bu. Şimdi ne yapacağız? Bir yağlı kağıdım var, bir de alüminyum folyom var. Şu alüminyum yağlı kağıdı suda ıslatacağım arkadaşlar. Evet, musluğun altına tuttum arkadaşlar yağlı kağıdı. İyice bir ıslattım. Ondan sonra şöyle üzerine örtüyorum. Hatta içine doğru böyle birazcık şey yapacağım. İçine doğru katlıyorum yağlı kağıdına. Şimdi şey diyorlar ya, alüminyum folyo değmesin, temas etmesin falan filan olayları. Dikkat ediyoruz biz elimizden geldiğince. Hoş, o kadar zaten havadan, egzoz dumanlarından vesaire dışarıdan zaten o kadar çok kötü şeyler alıyoruz ki. Neyse, yine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir alüminyum folyom var. İki kat yapayım ben bunu. İlk katı şöyle olsun. Ondan sonra ikinci katı da böyle olsun. Şöyle. Evet. Dolmamı kapadım arkadaşlar sıkıca. Bu şekilde 200 derecelik fırına atacağım. 200 derecede ilk yarım saat 200 derecede pişecek. Ondan sonra bakacağım, bir kontrol edeceğim. 200 derecede yarım saat pişecek. Sonra 180 dereceye alacağım. Bir 15-20 dakikada öyle pişecek. Ondan sonra üstünü açacağım, bir kontrol edeceğim. Eğer pirinçleri piştiyse, biberler yumuşadıysa üstü açık olarak üstünü yakarak devam edeceğiz. O aşamayı göstereceğim. Şimdilik yarım saat 200 derece, 15 dakikada 180 derece. Toplamda 45 dakikalığına fırına giriyor. 45 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, 200 derecede yarım saat, 180 derecede 15 dakika sürece pişti. Şimdi çıkardım. Bakın dumanı üstünde. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Bakın suyunu iyice salmış zaten. Hala çekme evresine geçmemiş. Şuradan yumuşamış. Şuradan bir pirinç alıyorum. Evet, pirinçler daha pişmemiş. Ama biberler yumuşamaya başlamış. Pirinçlerin az bir yolu kalmış. O yüzden artık üstünü açabilirim. Hem bu suyu buharlaşsın, hem de hafiften üstü kızarsın istiyorum. 45 dakika öyle pişirmiştik. Tahmin ediyorum bir bu kadar daha pişecek. Yine pişsin, tam dakikasını size söylerim. Yağlı kağıtla alüminyum folyoyu aldım. Şimdi bu şekilde tekrar fırına atıyorum. Pişsin, birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, üstünü açtık. Bakın böyle üstü bir güzel kızardı. Yani şimdi ne desem bilmiyorum. Çok bir şey söylemeyeceğim. Tepsi konuşsun, dolmalar konuşsun diyorum. Zaten görüntüden ne kadar lezzetli, ne kadar güzel ve ne kadar muhteşem kokan bir dolma olduğunu sizler de görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ama adet yerini bulsun, tabii ki tadına bakacağım. Zaten çıldırıyorum şu an tadına bakmak için. Çok severim dolmayı. Ben böyle bir farklı yerim dolmayı, şimdi onu size göstereceğim. Şimdi bakın, dolmamı aldım. Şuraya koydum. Şu güzellikleri gördüyseniz, ben bunu bir kenara çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir çektim, bunu aldım. Şimdi tabağımı aldım değil mi arkadaşlar? Bunu böyle, bak içine göster, bak bak bak, içine bak 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 bak. Of 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 of. Bakar mısınız şuraya? Tabii siz sakın bunu sıcak yemeyin. Ben şu an dumanın üstündeyken yiyorum ama daha fazla bekleyemeyeceğim. Şimdi şöyle açtım değil mi? Birazcık şöyle tuz koyarım ben. Ondan sonra birazcık karabiber koyarım. Ondan sonra ben dolmayı biraz ekşi sevenlerdenim arkadaşlar. Birazcık böyle
Üstüne limon gezdireceğim. Ondan sonra birazcık şöyle çiğden zeytinyağımı üstüne dökerim. Ay ağzım sulandı. Ve sonra şöyle bir bıçak darbesi atarım. O dağılır zaten. Bıçak darbesi atarım, o hemen dağılır. Anında dağılır yani. Böyle çünkü ilik gibi pişirmişimdir o dolmayı. Sonra çatalımı alırım böyle arkadaşlar. Sıcak yiyorsam muhakkak üflerim ki ağzım yanmasın diye. Yani dolma var, dolma var, dolma var arkadaşlar. Benim zeytinyağı dolma çok merak ettiniz, çok sordunuz. Ama bu kadar sormanız boşuna değildi. Ben de mükemmel dolma nasıl yapılır, bildiğim bütün püf noktalarını, bütün lezzet artırıcı notları sizlerle paylaştım. Benim dolma şans verin, deneyin. Emin olun bir daha asla eski yaptığınız dolmaları yapmayacaksınız. Ve bu dolmayı kime yedirirseniz yedirin, sizden tarif isteyecek. Siz de Rıfat Taş'ın YouTube kanalına yönlendireceksiniz. Zeytinyağlı dolma efendim. Lütfen yorumlar kısmına yapmamı istediğiniz tarifleri, reçeteleri yazın. Rıfat şunu istiyoruz, bunu istiyoruz deyin. Buna dikkate alıyorum ve buna göre tarifleri düzenliyorum zaten. Benden bu haftalık bu kadar. Şu dolmalar gibi muhteşem bir hafta olsun inşallah hepiniz için. Sizleri çok ama çok seviyorum. Abone olmayı hala olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Instagram hesabımdan da beni takip edin, Rıfat Yurttaş. Orada güzel tarifler paylaşırım. Çok konuştum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.